Şu anda adalet nöbetindeyiz. Açlık grevindeki tutsakların aileleri de aynı zamanda adalet nöbeti adı altında bu mücadeleye, bu direnişe destek oluyorlar. Çoğu anneler buradakiler. Onları ziyarete geldik. Yanlarında olmak istiyoruz annelerin. Hem mücadelelerine destek olmak hem seslerine ses katmak istiyoruz. Çünkü çok kıymetli bir mücadeledir bu. Sadece kendi evlatları için değil, demokratikleşme Türkiye açısından hepimiz için çok ciddi kazançlar sağlayacaktır. Ve bu süreçte cezaevlerinden başlayacaktır bence. Çünkü cezaevlerinin durumu çok kritik. Hasta tutsaklar beni gerçekten çok etkiliyor. Bir hekim olarak, bir anne olarak, bir kadın olarak çok etkileniyorum onların hikayelerinden. Bence herkesin etkilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Cezaevleri bir öc alma, kin duyma yerleri olmaktan çıkarılmalıdır bir an önce. İnsanlar kendi ailelerine ulaşabilmelidir. Tecrit insanlık suçudur. Bütün bu koşulların düzeltilmesi için cezaevindeki pek çok insan, pek çok genç arkadaşımız, hasta arkadaşımız yapabilecekleri tek şey yaptılar. Açlık grevlerine başladılar. Çünkü seslerini duyurabilmenin belki de tek yolu buydu. Bu da çok acı bir şey gerçekten de. Bu sürecin umarım ki bir an önce bir kişinin bile kılına zarar gelmeden bir an önce sonlandırılmasını istiyorum. Bu duyarlılıkla buradayım açıkçası. Umarım sesimizi duyurabiliriz daha büyük kitlelere. Umarım hükümeti duyurabiliriz, Adalet Bakanlığı'na duyurabiliriz. Tabipler Odası'nı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Benim de içinde bulunduğum bir sivil toplum örgütü, meslek odası. Biz duyarlı olursak cezaevlerindeki arkadaşlarımızı yaşatabiliriz diye düşünüyorum. Kendi adıma ben buradayım, annelerin yanındayım. Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Şimdi ben 90'larda tıp fakültesi öğrencisiyken de açlık grevleriyle karşılaşmıştık. Ve TDB TÖK örgütü adı altında açlık grevindeki arkadaşlara müdahalede bulunmuştuk. O günden beri, o zamanlar ben tıp öğrencisiydim. O günden beri maalesef ki ülkemizde dönem dönem çok ciddi süreçlerde devam eden açlık grevleri yaşadık. En son biliyorsunuz ki iki tane avukat arkadaşımız Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal. Ebru Timtik'i kaybettik ama Aytaç Ünsal'ın müdahalesinde ben de bulundum. Tedaviyi kabul ettikten sonra ve o süreçte tekrar tabip odasıyla çok ciddi girişimlerde bulundum bu süreçte ve yani açlık grevlerindeki insanlara müdahale etmek bile çok özel bir müdahaledir bir hekim için. Ama her açlık grevinde süre çok önemlidir. O süre zarfında açlık grevlerinin bitirilmesi insanların sağlıklı sıhhatli kalabilmeleri için çok önemlidir. Süre uzadıkça tabii ki yaşamda kalabilse bile bir kişi ciddi anlamda sağlık problemleriyle hayatı boyunca uğraşmak zorunda kalabiliyor. Yani 90'lardan beri ben tıp fakültesi öğrenciliğimden beri defalarca açlık grevleriyle karşılaştım. Çok kalıcı hasarlar da kaldı, çok ölümler de oldu. Çok acı tecrübelerdi bunlar, trajik olaylardı. Bu trajedinin bir an önce sonlanmasını istiyorum açıkçası. Annelerimiz bizi gördüğü zaman bence mutlu oluyorlar diye düşünüyorum. Çünkü acılar paylaştıkça azalıyor. Ben onu düşünüyorum. Tabii ki en büyük mutluluk evlatlarından gelecek sesle birlikte olacaktır. O mutluluklarına da yanlarında şahit olmak isterim elbette. Bu sesi duyurmak adına ben konuşuyorum açıkçası. Daha çok duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Daha çok sivil toplum örgütlerinin, bireylerin, kadınların, annelerin, duyarlı her insanın, kendini sol, sosyalist, demokrat, insanım diyen herkesin bu adalet nöbetine destek olması gerektiğini ve cezaevlerindeki bu sürecin bir an önce hiç kimsenin kılına bile zarar gelmeden insani koşullarda bir an önce bitirilmesini istiyorum, talep ediyorum, gönlümden bu geçiyor. Ya çözüm tamamen tutsakların talepleridir tabii ki. Tutsakların taleplerinin karşılanmasıdır. Çözüm bununla olacaktır. Tutsakların taleplerinin karşılanmasıyla birlikte tecridin de ortadan kalkmasıyla birlikte yeni siyasi süreçler belki gelişebilir. Bizim umudumuz budur açıkçası. Bir an önce savaş koşullarının sonlanması. Çünkü savaş da bir insanlık suçudur. Bir hekim olarak gördüğümde savaş bir insanlık suçudur gerçekten. Savaşı savunmak da bir insanlık suçu olmalıdır. Umarım o günleri göreceğiz. Barışı hep birlikte kuracağız.